Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşımız Brand'a sordu. Ben de ona hani Maxim, Oxford tamamen bütçenle alakalı ona göre seçebilirsin dedim. Maxim Brand'lar nasıl? Maxim Brand'ları daha önceden görmüşsünüzdür belki. Birkaç tane görselini zaten ben paylaşacağım. Onları göstereyim. Motor üstünde gösteremiyorum. Şu anda bir motor üstüne bunu şey yaparsam kullanılmış olacak. O yüzden de bir fotoğrafı da koyacağım. Şöyle bir branda. Bunların tabi ölçüleri var. Ölçülerine göre almak gerekiyor. İç tarafı böyle. Hani iç tarafı yanmaya, egzoza dayanıklı mı? Orta düzey diyebilirim. Zaten hani detayında veya herhangi bir şeyinde böyle yanmıyor. Yani dayanıklı ama motorun eğer egzozuna denk gelirse orada yanma yapacaktır. Çünkü aşırı dayanıklı bir madde ve yapısı yok. Yani soğuduktan sonra koymanız, üstüne sermeniz daha iyi olacaktır. Şöyle bir yapısı var. Alttan geçirilen bir tane ipi var. Alttan geçiriyorsunuz. Şuradan bağlıyorsunuz. Şu şekilde geçiriyorsunuz ve bağlıyorsunuz. Şöyle bir yapısı var. Motorunuza göre. Bu mesela küçük scooter'lara uygun olan. Ama arka kısmında çantası varsa ölçü değişebilir. O yüzden de yani mağazamıza telefon ederek bunu benim ölçüm şudur, işte arkasında Brand'a var, şu motoru kullanıyorum filan derseniz ona göre mağazaya sorun, telefon edin. Ben telefon adresi, telefonu yazacağım zaten. Şu büyüklükte bir Brand'a. Ne kadar büyük derseniz bu tahminen biraz daha açılmasıyla beraber 1,5 metreye kadar olan motorları kapsayabilecek bir genişliğe sahip. Ve ön tarafı biraz daha hani bu uzun kısmı ön tarafa geliyor. Kısa kısmı şuraya kadar arkaya geliyor. Yani bu çantasız bir model. Eğer sizin arkanızda çantanız varsa bu size olmayacaktır arkadaşlar. O haberinizde olsun. Maxim Brand'ın alternatif yok mu? Maxim Brand'ın alternatifi var tabii ki. Yani Oxford Brand'lar biraz daha pahalı. Oxford Brand'lar evet daha pahalı. Ama Maxim Brand'lar biraz daha ucuz. Veya işte Rohe'nin Brand'ası var. Bunlar X Large. Ondan sonra bunlardan alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Yaklaşık aynı özelliklere sahip. Yanmaz değildir. Ona göre egzozunuz soğuduktan sonra bunu geçirin, üstünü kapatın. Böylece tekrar branda almak zorunda kalmazsınız. Motorunuz da korumasız kalmaz. Bu 3X Large olduğu için gayet büyük. Hem önü hem arka tarafı kocaman. Yani bu en azından ne diyeyim 2 metreye kadar olan motorları koruma altına alır ve o şekilde kullanılır. Dediğim gibi Oxford brandalar da var, onların da ölçüleri var. Maxim brandalar, Purell brandalar da var, onların da ölçüleri var. Şimdi bunları kenara kaldırayım, diğer sorulara geçelim. Birkaç tane soruyu beraber paylaşayım. Remzi diye bir arkadaşımız vardı. Tourex ve Dakar modelinin birbirinden farkı nedir? Ona da o tarif etmiştim zaten. AGV K3 almayı düşünüyorum, inceleme istiyorum. AGV K3 kasklar bizde yok arkadaşlar. 3000 TL'ye kadar, Holigan diye bir arkadaş, 3000 TL'ye kadar karbon kask ve 4 mevsim mont önerebilir misiniz? 3000 TL'ye kadar kask ve mont önerisi vermiştim daha önce arkadaşlar. Oradan bakabilirler. Birçok aslında soru var. Demiş ki mesela Melih, yeni başlayacağım. Nasıl bir motora başlayacağını söylememiş Melih. O yüzden hani ben yeni başlayan birine, eğer sporsa veya scootersa tam olarak emin değilim, FF397 kaskı önerebilirim. FF397 kask bence iyi bir kask. Hafif ses yaptığını söyleyen birisi vardı ama diğer arkadaşlardan böyle bir dönüş gelmedi. Eğer bunun ses yaptığını düşünüyorsanız arkadaşlar uyarın, sizin uyarılarınızı açığım, biliyorsunuz eleştirilerinizi açığım, kanalımız da açık zaten. Bunu alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. FF397'nin özelliklerini zaten
yazınca çıkacaktır. Ben bunun üstüne alabileceğin yeni olarak mont seçeneklerinden bir tanesi Venom'un dinamik montunu öneriyorum. Eğer yeni başlayacaksan ve 4 mevsim bir mont istiyorsan Venom dinamik montunu alabilirsin. Venom dinamik montları da bunlar. Bunları daha önceden zaten göstermiştim, sunmuştum sayfada. Ne tarz özellikleri olduğunu diğer tanıtımlarda görebilirsiniz. Ben bunu tavsiye ediyorum çünkü hani korumaları var, file bir dokusu var. 3 mevsim seni idare edebilecek bir mont. İçine bir termal bir şey giydiğinde 4 mevsim bile idare edebilir. Ama aşırı soğuk havada bu idare etmeyecektir bence. Çünkü çok gerekli bir yapısı var ve içine rüzgar geçirebilen bir yapısı var. O yüzden de bunun yerine başka bir mont alabilirsin. Venom Turex alabilirsin veya işte Venom Dakar modelini alabilirsin. Tamamen senin hani yaşadığın bölgeye uygun şekilde bir tane mont alman çok daha iyi olacaktır. Kış pek yaşanmıyorsa, güney bölgesinde yaşıyorsan bunu almana gerek yok. Sadece yazlık bağlık alabilirsin bu 3 mevsimlik. Hani çıkartınca biraz daha yazlık gibi oluyor ama doğrudan yazlık olan modeller var. Bu da bayağı hava geçirgendir. Çünkü içinde hani fileli bir doku var ama bu fileli doku su. Daha iyi olan hani daha iyi modeller de var. Bunun hani sırtında bir koruma var. Arka tarafı da böyle. Arka tarafını da göstereyim. Bunu alabilirsin Melih. Yeni başlayacaksan bence hani ortalama Venom Comfort veya Venom'un eldivenlerinden seçebilirsin. Onlar da gerçekten güzeldir. Birkaç tanesinin linkini ve görüntüsünü şuraya ekleyeceğim. Oradan bakıp seçebilirsin. Aynı zamanda açıklama kısmından yorum olarak paylaşıyorum zaten. Yeni başlayacağım dediğin için altına dizlik yerine bence Tek90, Kotal, Pirate, Madra senin hani sürüşüne uygun olan nedir bilmiyorum. Çünkü spor mu, scooter mu, naked mı, chopper mı kullanıyorsun? Yani herhangi bir detay vermemişsin. O yüzden böyle paylaşıyorum. FF dediğim gibi FF397 kask alabilirsin. FF396 kask alabilirsin. Bütçeni bilmediğim için de birkaç tane kask öneriyorum. Hayır, bütçen benim daha az diyorsan daha önceden tanıttığım Axis kasklardan alabilirsin. Axis kaskları bizim sayfamıza yazarsan veya bizim sitemize yazarsan orada göreceksin. Game Leader diye bir tane arkadaş Bajaj Pulsar 200 için bu benim başlangıç motorum. 2000-2500 lira ekipman düzebilir miyim demiş. Ben de ona bence hani o bence gerçekten iyi bir motor Bajaj ve bence FF320 ona iyi gidecektir. FF320'nin renkleri bunlar. Farklı farklı desenler, çeşitleri var. Hayır, ben biraz daha iyi bir şey istiyorum dersen Bell Qualifier'ın modellerini alabilirsin. Onların da güzel renk, desen ve çeşitleri var. Bunları daha önceden tanıttığım için tekrar tanıtım yapmıyorum arkadaşlar. Ama hani spor sürüşe uygun, Bell Qualifier'lar da spor sürüşe uygun. Ön havalandırma, üst havalandırma, arka hava çıkış kanalları var. Darbelere dayanıklı bir dış kabuğu var. Ama dış kabuğum benim çok daha iyi olsun diyorsan en azından LS2 Vector Evo gibi bir kask alman gerekiyor. Çünkü onların kompozit bir yapısı var. Hayır, ben daha iyi bir kask alacağım diyorsan ama tahminen 2500 liraya en fazla bir çıkabilirim demişsin, bütçem var demişsin. O yüzden de ortalama Bell Qualifier alabilirsin. Hayır, benim kask için ayıracak daha az param var diyorsan FF320 alabilirsin. Daha da az olsun diyorsan Axis Eagle, Axis Draken kasklardan alabilirsin. Ama bu da uygun fiyatlı ve spor sürüşe uygun bir yapıdadır. Çünkü yani hem açtığında bir güneş yüzörü var. Hayır, ben güneş yüzörü istemiyorum dersen Axis Draken olabilir. Bell Qualifier olabilir. Bell Qualifier dış kabı olarak biraz daha dayanıklıdır. Çünkü test edilmiş, yıllara yayılan bir deneyim var. MotoGP'de de bel kasların kullanıldığını biliyorsun. Dur umarım. Vexo Venom eldivenlerden alabilirsin. Fiveloss daha iyi bir eldivendir. Birkaç tanesinin linkini gerçekten şuraya linkini diyorum. Görüntüsünü ekleyeceğim buraya. Tek 90 kod altına da Rockwell DNA, TCX Rush veya Dynes bir tane bot alabilirsin. Ama Dynes bota benim bütçem yetmez. Rockwell DNA al. Rockwell DNA'lar spor sürüşe uygundur. RS 200 için de bence uygun gidecektir. Ben dizlikle yetinmek istiyorum dersen Zandona'nın 61-20'ydi galiba. 61-02 miydi, 61-20 miydi o tarz diz korumaları var. Proel koruma da alabilirsin.
O korumaların da görüntüsünü şuraya koyacağım. Ayakkabının görüntüsünü de buraya koyacağım. Buradan bakabilirsin. Alttaki açıklamalardan da linklerine ulaşıp sitemizden girip satın alabilirsin. Diyeceklerim bu kadar. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Hepinize iyi sürüşler.